Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz 3 kalıptan biriyle az ölçüde harika bir cheesecake yapacağız. Kalıpların hepsiyle aynı ölçüyü kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde cam olan kalıpla yapacağım. Kalıpların ölçülerini bilgi kutusuna yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Cheesecake'imin son görüntüsü böyle. Öncelikle onu paylaşmak istedim. Gayet güzel oldu. Üçgen dilimlediğimde yuvarlak bir cheesecake'in üçgen diliminden gerçekten farkı kalmadı. Kalıbımız bu şekilde. Şimdi hemen tarifine geçelim. Kalıbımı yağlı kağıtla kaplıyorum. İki parça yağlı kağıt kullanıyorum. Yani biraz daha düzgün çıksın istiyorum cheesecake'im içinden. Şöyle 2 yemek kaşığı tereyağım var. Bunu şöyle kısık ateşte ısınmaya bırakıyorum. 1 paket burçak bisküvi rondodan un gibi olana kadar çekiyorum. Erimiş ve ılınmış olan tereyağını bisküvi karışımının üzerine ekliyorum. Ve bu karışımı şöyle güzelce karıştırıyorum. Bisküvinin her tarafında tereyağının gelmesi gerekiyor. Bu aşamada fırınımız kapalı. Şimdi ben size ne zaman açacağımızı söylüyorum fırını. Kalıbın tabanına bisküvili karışımı ilave ediyorum. Kaşık, bardak yardımıyla dümdüz olana dek düzlüyorum. Tereyağlı olduğundan bulunduğu şekle alacaktır. Nasıl kalıyorsa o şekilde kalacaktır. O yüzden dümdüz yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi ben bu kalıbımı buzdolabına koyarken fırınımı 150 dereceye ayarlıyorum alt üst ayarda. Ve içine ısıya dayanıklı bir kaplı su koyuyorum. Bir tepsi olabilir, bir borcam tas olabilir. Şimdi yapımına geçelim. 300 gram labne var burada. Suyunu süzdürüp kullanıyoruz. 1 çay bardağı şekerle şöyle bir çırpıcı yardımıyla şeker eriyene dek karıştırıyorum. Benim YouTube kanalımda yaklaşık 6-7 tane cheesecake videosu var. Onları da izlemenizi, püf noktalarını, hepsinde farklı farklı püf noktaları vermişimdir. Hepsine ulaşabilirsiniz. Bilgi kısmını, hepsinin linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı krema ekledim ve 1 yemek kaşığı nişasta ekledim karışıma. Şimdi bu nişastalar tamamen kaybolana kadar karıştırıyorum. Karışıma şimdi yumurta ilave edeceğiz. Ben 2 yumurta aldım yanıma ama 1 tanesini kullandım. Çünkü yumurtam gayet büyükmüş. Kırdığında yeterli geldi harca. Eğer minikse yumurtalarınız 2 tane olabilir. Büyükse 1 tane yumurta yeterli geliyor. Yumurtayı da tamamen kaybolana kadar karıştırıyoruz. Ve şöyle vanilya paketinin yarısını kullanıyorum. Harcım az olduğundan tüm malzemeleri azar azar kullanıyorum farkındaysanız. Videomu buraya kadar izleyenlerden yorum ufak dahi olsa bir kalp bırakmanızı rica edeceğim. Yorumlarınız benim için çok çok değerli çünkü. Böylelikle beni izlediğinizi hissedebiliyorum bu şekilde. Şimdi labneli harcı bisküvili karışımının üzerine alıyorum. Bu labneli harcın kıvamı da bazen farklılık gösterebiliyor. Bazen çok sıvı oluyor. Bazen bu şekilde katı olabiliyor. Bu sizin cheesecake'inizin kıvamını asla etkilemez. Şimdi fırına gönderiyorum. Şimdi fırınımın içini göstereceğim. Bakın fırınımın içi gayet nemli. Cheesecake'imi koyuyorum. Yaklaşık 45-50 dakika sonra pişmiş hale geliyor. Bakın pişti ve fırının kapağını piştikten sonra ilk 5 dakika açmıyorum. Sonrasında ise
Hafif arada bırakıyorum tamamen içindeki sıcak havanın çıkması için. Sonrasında cheesecake'i çıkarıp bu şekilde masaya alıyorum. Bu aşamalara dikkat etmezseniz cheesecake'iniz çatlayabilir. Cheesecake'im tamamen soğuduktan sonra dolaba kaldıracağım ama öncelikle sosunu hazırlayalım üzeri için. Şöyle donmuş çileklerim var. Ben bunları değerlendirmek istedim bugün. Çileklerim biraz yumuşayınca blenderdan geçirdim. Şöyle bir pişirme kasesini alıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı buğday nişastası ekliyorum ve bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Bunu pişiriyorum karıştıra karıştıra. Pişen sosu şimdi cheesecake'le buluşturma zamanı. Ben sosu biraz fazla hazırlamışım. Bir miktarını kullanmadım. Fakat bilgi kutusunda sizin için tam ölçülü tarifi yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu tam 3-4 saat sonra tamamen soğuduğunda üzerine streç film kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Bir gece buzdolabında dinlenmesi gerekiyor çünkü. Eğer vaktiniz yoksa 5-6 saat de yeterli olur ama bir gece tavsiye ediyorum. Evet, şimdi bir gecenin sonunda cheesecake'imizi şöyle baton bir servis tabağı aldım yanıma. Sunumu hazır hale getirelim. Bakalım nasıl olmuş. Cheesecake'imizin kenarlarından sarkan kağıtları kesmememiz gerekiyor. Bakın bu şekilde tabağa kolaylıkla koyabilmek için. Kağıtlarından şöyle sıyırıyorum. Ve bir bıçak yardımıyla cheesecake'i kalıptan alacağım. Cheesecake'i kalıptan alırken yuvarlak cheesecake'lerde karşılıklı iki bıçak kullanıyorum. Fakat bu minik bir cheesecake olduğundan tek bıçak yeterli geldi. Bu şekilde kağıtları tamamen alıyorum ve tavanın üzerine koyuyorum. Cheesecake'i bu aşamadan sonra dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ben birinci dilimi bu şekilde düz yaptım. Bakın böyle katmanları daha güzel gözüksün diye. Ardından yuvarlak cheesecake'lerde olduğu gibi şöyle üçgen dilimler yaptım. Kenarlarının pürüzsüz ve dümdüz olması için bıçağı her seferinde silebilirsiniz. Oldukça bereketli, az malzemeli, gerçekten harika bir tarif oldu. Ben genellikle cheesecake'lerimin üzerine beyaz çikolata kullanıyorum biliyorsunuz. Bugün fıstık kullanmak istedim. Bakın yaptığım kalıp bu. Cheesecake'imiz bu. Gerçekten elimizdeki imkanlarla neler yapabileceğimizin harika bir cevabı bu. Şimdi cheesecake'imin bir tanesini sunuma hazırlıyorum. Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup, videomu beğendiyseniz beğenip ufak dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.